Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mayıs ayında yayınlanan ikinci örnek soruları çözeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı e, dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Birinci sorumuzdayız. Özellikle arkadaşlar bu son zamanlarda işte hava e, hava olayıyla alakalı işte alçak basınç, yüksek basınçla ilgili çok soru geliyor. Dolayısıyla dikkatli olalım arkadaşlar. Çıkabilme olasılığı yüksek diye düşünüyorum. Bakalım. Çeşitli etkiler sonucunda hava sıcaklığında meydana gelen değişimler alçak veya yüksek basınç alanlarını oluşturur. Isı alarak sıcaklığı artan havanın yoğunluğu azalır. Evet ve alçak basınç alanı oluşurken ısı vererek sıcaklığı azalan havanın yoğunluğu artar ve yüksek basınç alanı oluşur. Bize iki tane görsel vermiş arkadaşlar. Şunu öncelikle söyleyeyim. Arkadaşlar biliyorsunuz alçak basınç ve yüksek basınç alanlarım var. Ve sıcak hava alçak basınç alanında oluşuyor arkadaşlar. Ve ısınan hava ne yapıyor? Yükseliyor. Şimdi bunları bir çizelim. Evet hangisinde yoğunluk daha az arkadaşlar? Bakın burada tanecik modeliyle göstermiş. L şehrinde yoğunluğunun nedir? Daha az olduğunu görüyoruz bakın. Buradaki e, baloncukların. Yani dolayısıyla burada e, ısı alarak sıcaklığı artan havanın yoğunluğu azalır diyor. Dolayısıyla sıcaklığı artan dediği için burada e, benim nedir? Alçak basınç e, alanım vardır ve sıcak hava vardır değil mi? Çünkü burada da söylüyor zaten alçak basınç alanı oluşurken diyor. Dolayısıyla alçak basınç alanı varsa ısınan hava ne yapacak? Yükselecek. Yani yükseltici hava hareketi olacak burada. Diğerine bakalım tam tersi olacak. Burada nedir? Yüksek basınç oluşur. Zaten diyor arkadaşlar ısı vererek sıcaklığı azalan. Azaldıysa sıcaklığı ne olacak burası? Soğuk olacak. Ve ne olacak arkadaşlar? Yukarıdaki havanın sıcak olduğunu düşünürsek soğuğa doğru bir hareket söz konusu olacak. Yani alçaltıcı hava hareketi olacak burada da. Bakalım hangisi söylenebilir diyor. K'da yükseltici hava hareketleri görülür. Hayır arkadaşlar bakın tam tersi. Alçaltıcı hava hareketleri görülür. Dolayısıyla bu yanlış. K'da yıllık ortalama yağış miktarı fazladır. Arkadaşlar yıllık ortalama diyor. Burada ben o güne ait bakın iki model verilmiş bana. Yıllık ortalama dediği için yanlış. C'de de aynı şekilde L'de yıllık ortalama hava sıcaklığı diyor. Bunun yıllık ortalamasını bilemeyiz arkadaşlar. Bize o anı vermiş. D'ye bakalım. L'de havanın bulutluluk oranı yüksektir. Evet arkadaşlar, bu olacak. Açıklayalım. Şimdi L'de alçak basınç hareketi var bakın. Sıcak hava yani ısınan hava yükseliyor ve ne oluyor arkadaşlar? Bulutluluk oranı daha yüksek oluyor, değil mi? Sıcak havalarda bulutluluk oranı daha yüksek olur. Ama yüksek basınçta, yüksek basınç alanlarda ne oluyordu? Bulut oluşmuyordu, değil mi arkadaşlar? Yani doğru cevabım D seçeneği. Evet, geldik ikinci sorumuza mevsimler ve iklim ünitesinde bazı konular anlatılırken birbirine paralel çizilmiş ışık ışınlarının oluşan aşağıdaki görsellerden faydalanılıyor. Bu görseller aşağıdakilerden hangisini açıklamak için kullanılıyor olabilir? Bakalım. Arkadaşlar bu ışıkların hepsi doğru olabilir dediğim gibi ama bu görselle ilgili dediği için ona göre yorum yapacağım. Bakın burada açım 90 derece ve bir birim mesafede ışın göndermişim ve bakın bu alana dek gelmiş bir birime dek gelmiş yani. Diğerine bakalım 45 derece açım. Yani biraz daha ne yapmışım? Açımı yarıya indirmişim hatta. Bir birimlik yine ışınım var bakın. Bir birim mesafede ama 1.4 birime etki etmiş. Yani daha geniş alana yayılmış değil mi? Ve 30 dereceye indirdiğimde ışınımı ne yapmış arkadaşlar? 2 birime yani daha da artmış bakın 1.4 birime yayılıyorken ışın bu sefer nereye yayılmış? İki birime kadar yayılmış bölgenin alanı. Aydınlanan bölgenin alanı değil mi? Bakalım A şıkkına. Güneş ışınlarının eğimi ile aydınlanan bölgenin alanı arasındaki ilişki. Evet arkadaşlar bunu kullanıyor olabilir. Bakın nedir? Çünkü birimleri ben eşit tutmuşum. Ama bakın alanları yani bölgeyi aydınlattığı alanlar ne yapmış? Açım azaldıkça artmış değil mi? Bir ters orantı söz konusu. Yani bu bölgenin arasındaki ilişkiyi ne yapıyor eğimle aydınlanan bölge arasındaki ilişkiyi burada açıklıyor. Diğerlerine bakalım. Bir bölgeye sonbahar, kış, ilkbahar mevsimlerine ulaşan ışık ışınları. Arkadaşlar güneş ışınları diyor. Burada arkadaşlar bana mevsimle alakalı bir şey vermemiş. Hangisinde hangi mevsim yaşanıyor? Bununla ilgili bir şey söylememiş. Dolayısıyla bu olmayacak. Işınların düşme açılarına bağlı olarak birimize aktarılan ısı enerji miktarlarını. Arkadaşlar burada da ısı enerji miktarı vermemiş bana bu görsellerde. Gerçekleşen günlük hava olayları ile bulunan yarım küre arasındaki ilişki. Burada da herhangi bir yarım küre vermemiş bana. Yani ne olacak benim cevabım? En iyi açıklayan A seçeneğidir. Evet DNA ile alakalı bir sorumuz. Arkadaşlar kısa bir hatırlatma yapalım. Şimdi benim bir nükleotidim nasıl, nasıl oluşuyordu? Fosfat vardı değil mi? Fosfat. İşte e, deoksiriboz şekerim vardı. Ve neyim vardı? Mesela adenin bazım olsun. Bunu ben ne diye adlandırıyordum arkadaşlar? Adenin nükleotit. Adenin nükleotidi diye ne yapıyordum? Adlandırıyordum. Şimdi bakalım. Bir DNA molekülünde bulunan 4 çeşit nükleotitten adenin nükleotidi timin ile guanin sitozin ile karşılıklı eşleştirilerek çift zincirli sarmal yapı oluşturulur. DNA'da nükleotit sayısı ne kadar? Deoksiriboz e, nükleotit sayısı kadar deoksiriboz şeker ve fosfat molekülü bulunur. Şimdi hangi hatalıdır diyor. Arkadaşlar benim bir zincirimde ne kadar fosfat varsa bakın mesela kırmızılar fosfatsa o kadar şekerim vardır, değil mi? Bakın karşıda da aynı şekilde ne kadar fosfat varsa o kadar şekerle eşleşir. Ve 4 çeşit nükleotidim vardır: adenin, guanin, sitozin ve timin. Bakalım A hakkında herhangi bir sıkıntı görünmüyor. E şimdi B'de de arkadaşlar yine herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Sayılar eşit. Bakın şu çubuklar var. Bakın renklerle ifade edilmiş. 1 2 3 4 adet rengim var. Şurada da kahverengi ve bakın çizgili var. E bu şekilde devam etmiş. Ama C'ye baktığımızda arkadaşlar bakın şu 1, şu 2, şu 3, şu 4. Bakın şurada 5, şurada 6. Bakın hatta şurada da mı var? Şuradaki ile buradaki aynı pardon. 6 çeşit bakın burada nükleotitten bahsetmiş. Fakat benim kaç çeşit nükleotidim vardı? 4 çeşit. Yani dolayısıyla bu çizim ne olacak? Hatalı olacak. Evet bakalım ee, yine farklı bir türe bir canlımızla alakalı e, bir paragraf verilmiş bize. Aşağıdaki fotoğrafta bulunan peygamber devesini görebildiniz mi? Güneydoğu Asya'nın yağmur ormanlarında yaşayan bu tür pembe orkide... Peygamber devesi olarak bilinmektedir. Adını orkide çiçeğine benzeyen görüntüsünden ve tehlike durumunda orkideyi taklit etmesinden almıştır. Bu canlının nem ve ışık koşulları gibi faktörlere bağlı olarak birkaç gün içinde renk değiştirebildiği gözlemlenmiştir. Yani ani olarak renk değiştiriyormuş arkadaşlar farklı koşullarda. Bu canlılar genellikle böceklerle beslenir. Ancak protein ihtiyaçlarını tam karşılayamadıkları durumlarda kertenkele, kurbağa ve fare gibi kendisinden büyük canlılarla da beslenebilir. Çok ilginç. Verilen bilgilere göre diyor arkadaşlar, pembe orkide pe peygamber develeri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Bakalım. Arkadaşlar bakın burada ee, bir kalıtsal bir durum var, değil mi? Bu canlı buraya adapte olmuş. Yani bu şekilde e, yaratılmış ve hayatını bu şekilde devam ettiriyor. Kendine bir savunma mekanizması oluşturmuş, değil mi? Bakalım A şıkkına. Renk ve desenleri yaşadıkları bölgeye adapte olmalarını sağlamıştır. Aynen arkadaşlar. Zaten bu nedir? Bir adaptasyon örneğidir. Bulunduğu ortama göre bazı genlerin işleyişi kalıcı olarak değişebilir. Arkadaşlar burada geniş değiş aslında modifikasyondur. Ee, ama diyor ki kalıcı olarak değişebilir diyor. Hayır arkadaşlar şartlar değiştiğinde nedir? Yine aynı şekilde devam eder. Bu kalıcı olmaz. Dolayısıyla doğru cevabım B seçeneği. Diğerlerine de bakalım. Avcıları tarafından kolay fark edilemediği için yaşama şansları oldukça fazladır. Aynen. Zaten adaptasyonlar da bunun için değil midir? Görünümü sayesinde polen toplayan böcekleri kendisine çekerek kolayca yakalayabilir. Aynen arkadaşlar yanında bakın bir çiçek de var zaten. Bunun sayesinde polen toplayan böcekleri de ne diyordu burada? Protein ihtiyacını tam karşılayamadığından dolayı beslenebilir diyordu. Yani dolayısıyla cevabım ne olacak? B olacak. Evet geldik 5. sorumuza. Bartın'ın Karaçaydere ve Gürgenpınarı bölgelerinde 1975'te 2001 yıllarında çeşitli türlerde çam fideleri kullanılarak ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. Bu araç, bir araştırmacı 2007 yılında Karaçaydere ve Gürgenpınarı bölgelerinde kızılçam, fıstıkçam ve karaçam türlerindeki ağaçlarda yaptığı çalışmada elde ettiği verileri aşağıdaki tabloda göstermiştir. Bakın arkadaşlar 3 tane ağacımız var ve e, yıllara göre işte çaplarının, boylarının ve yaşama yüzelerinin kaç olduğunu göstermiş. E, ve aynı ağaçların yani aynı tür ağaçların Gürgen Pınar bölgesindeki e, durumlarına bakmış. Buna göre diyor hangisi söylenebilir diyor. Şimdi hangisinin söylenebileceğine bakalım. Çamların boylarına bakıldığında boylarına bakalım. Boylarına bakacakmışız. Ee, Karaçay Dere bölgesindeki çamların genetik varyasyonu daha fazladır. Şimdi arkadaşlar burada zaten üçer tür söz konusu. Yani kızılçam, çam, fıstık çamı, Diğerinde de aynı şekilde ee, bir e, değişiklik söz konusu değil. Yani tür, türler değişmemiş burada. Yani bir çeşitlilik söz konusu değil. Dolayısıyla varyasyon daha fazladır diye bir yorum yapamayız. Diğerine bakalım. İki bölgedeki ağaçların Yaşlarının farklı olmasında çamların genlerinin işleyişinde olan değişiklikleri etkilidir. Hayır arkadaşlar geniş değişimde oluşan değişiklik neydi? Modifikasyondu. Fakat burada modifikasyon söz konusu değil arkadaşlar. Bir adaptasyon söz konusu. Yani Karaçaydere bölgesindeki ağaçlarla Gürgenpınar bölgesindeki ağaçların birbirinden farklı olması adaptasyon örneğidir. Yani dolayısıyla bir kalıtsallık söz konusu. Ama gen işleyişindeki değişiklik neydi? Kalıtsal değildi. Dolayısıyla bu yanlış. Diğerine bakalım. Yaşama yüzeylerine bakıldığında Karaçaydere bölgesindeki karaçamlar daha uygun ortam koşullarına sahiptir. Karaçaydere'sindeki karaçamlar diyor. Bakalım. Bakın 13 yıl yaşamış diğeri 10 yıl. Yani daha uygun ortam koşullarına sahipmiş arkadaşlar değil mi? Dolayısıyla doğru cevabım C olacak. Diğerine de bakalım. Gövde çaplarına bakıldığında kızılçamlar. Bakın Kızılçamlar. Evet. Ve gövdelerine bakacakmışım. Yani çaplarına bakacağım arkadaşlar. Gürgen Pınar bölgesine göre daha kolay seçilim uğrayabilir. Hayır arkadaşlar tam tersi. Bakın Kızılçam'ın burada 7.4 ken çapı burada 5.8. Yani aslında Kızılçam daha çok doğal seçilime uğrar. Buradaki yani Karaçaydere'deki. Ama bana Gürgen Pınar'daki daha çok doğal seçilime uğrar demiş. Dolayısıyla yanlış olacak. Doğru cevabım C seçeneği. Evet diğer sorumuza geçtik. Sıvı basıncı ile alakalı bir soru. Sıvılar bulundukları kabın her yerine basınç uygularken katılar sadece temas ettikleri yüzeye basınç uygular. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki katılar nedir? E, ağırlıklarından dolayı e, zemine basınç uygularlar. Bir öğrenci katı ve sıvı basıncına bağlı olduğu, basıncının bağlı olduğu faktörlerle ilgili bazı hipotezleri test edecektir. Bunun için bir sürahideki meyve suyunu kap taban alanları ve ağırlıkları eşit olan 4 farklı bardağa doldurmuştur. Bardaklardaki meyve suyu miktarı ve yüksekliği görsellerdeki gibidir. Arkadaşlar bu bardakların hepsinin taban alanları ve ağırlıkları neymiş? Eşitmiş arkadaşlar. Sadece içlerine konulan meyve sularının bakın mililitreleri birbirinden farklı gördünüz mü? Bakın 200 mililitre, 80 mililitre, 150 ml ve 140 mililitrelik sıvılar konulmuş. Buna göre diyor verilen hipotez doğrulanabilir. Şimdi arkadaşlar hipotezimiz neymiş A şıkkında? Meyve suyunun yoğunluğu arttıkça sıvı basıncı artar. 3 ve 4. bardaklar demiş. 3 ve 4'e bakalım. Arkadaşlar yoğunlukta herhangi bir artış söz konusu mu? Hayır. Aynı meyve suyu kullanılmış. Dolayısıyla burada bir yoğunluk değişimi söz konusu değil. Diğerine bakalım. Meyve suyunun derinliği arttıkça dipteki sıvı basıncı artar. Şimdi 1 ve 4'e bakacakmışım. Bakın birinciye ve dördüncüye bakacakmışım. Suyun derinliği arttıkça dipteki sıvı basıncı artar. Şimdi arkadaşlar burada da 8 santim derinliğim. Burada da 8 santim. Dolayısıyla e, derinlikte herhangi bir değişiklik yok. Bunu da kabul edemem. Evet. Diğerine bakalım. Diğer şıkkımıza bakalım. Bir dakika. Diğer şıkkımızda ne diyor arkadaşlar? Bardan yere temas eden yüzeyi azaldıkça katı basıncı artar. 1 ve 2'yi almış. 1 ve 2 de neyi almış? Yere temas eden yüzey. Arkadaşlar yere temas eden yüzeyleri ne demişti zaten soruda bana? Eşit demişti. Dolayısıyla bunu da alamam. D'ye bakalım. Bardan toplam ağırlığı arttıkça zemine uyguladığı katı basıncı artar. 2 ve 3. Arkadaşlar bakın 2 ve 3 de bakın. 2 ve 3 de ne olmuş 2 ve 3 de ne olmuş birinde 80 mililitrelik sıvı var birinde 150 mililitrelik sıvı var yani 3 de daha fazla sıvı var Dolayısıyla daha ağır diyebiliriz ee, ve ne olur katı basıncı artar katılar neydi? Ee, kabın zeminine uyguladıkları basınç ağırlığından dolayı artıyordu. Dolayısıyla içine koyduğum sıvıyı ben artırdığımda ağırlığım ne olacak? Artacak. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği. Evet yine bir sorumuza karşı karşıyayız. Yine basınçla alakalı bir soru. Bir işçi İçi su dolu bir tankerdeki suyu şekildeki havuza mümkün olan en kısa sürede boşaltmak istiyor. Bunun için tankeri havuzda görseldeki gibi yaklaştırıyor. İşte tankerin vanasını açıp su akışının bitmesini beklerken aşağıdaki sorunları tespit ediyor. Suyun akış hızının giderek azalmasından dolayı zaman kaybediyor. Tankerdeki su tamamen boşalmıyor. Arkadaşlar bakın bunun sebebi ne olabilir? Bakın burada ee, bir tanker var. Vana var. Vanayı açmış ve su boşaltıyor havuza. Ama mümkün olduğunca çabuk boşaltmak istiyor en kısa sürede. Hı. Ve bir süre sonra e, ne oluyormuş arkadaşlar? Su akışı e, azalıyormuş gitgide ve tamamen boşalmıyormuş. Şimdi tamamen boşalmamasının sebebi bu düz bir şekilde kalmasından ötürü, değil mi? Ama ben bu kolu işte yukarıya doğru çekersem ne, ol, ne olur? Bunu bu şekilde boşaltmış olurum. Veya bakın şu kapağı açarsam ben ne yapmış olurum? Açık hava basıncından ne yapmış olurum? Yararlanmış olurum. Bakalım şimdi. Buna göre işte tankerin vanasını açtıktan sonra hangisini yaparsa sorununu giderebilir diyor. Bire bakalım üst taraftaki kapağı açmak. Evet arkadaşlar ben üst taraftaki kapağı açarsam ne olur? Açık hava basıncından yararlanmış olurum. Dolayısıyla bu doğru olacak. Daha hızlı boşalır su. Daha tazlikle boşalır. İkiye bakalım desteğin üzerindeki kolu yukarı kaldırmak. Evet arkadaşlar az önce dedi dedik kolu yukarı kaldırırsam ben ne olur? Bunu daha da e eğmiş olurum değil mi aşağıya doğru ve su ne yapar daha hızlı boşalır. bardaktan suyu döktüğümüzü düşünün. Desteğin üzerindeki kolu aşağı indirmek. Hayır arkadaşlar, aşağı indirmek aksine bunu yukarıya çıkartır. Bunu yapamam. Dolayısıyla doğru cevabım 1 ve 2 yani C seçeneği. Evet bakalım. Yukarıda bana bir metin verilmiş burada ve e, hangi çıkarım doğrudur diyor. Antik çağlarda zeytinyağı, tahıl gibi gıdaların gemilerde taşınma sırasında amfora adı verilen kilden yapılmış testilerin kullanıldığı bilinmektedir. Bakın arkadaşlar burada bir sürü testi var görüyorsunuz. Ve yandaki fotoğrafta sualtı ar arkeologları tarafından batık gemide bulunan birkaç amfora görülmektedir. Bulunan amforaların üzerinde yanıklardan yola çıkarak, yanık diyor bakın, geminin yanma sonucu batmış olma ihtimalinin üzerinde durulmaktadır. Bakalım aşıkkına hangi yorumu yapabilirim? Batık amforalarda yaşayan canlılar zamanla amforaların fiziksel ve kimyasal yapısını değiştirmiştir. Aynen arkadaşlar biliyorsunuz zaten yanma olayı bir kimyasal değişimdir. Kimyasal değişimler aynı zamanda fiziksel değişimleri de beraberinde getirir arkadaşlar. Bir şeyin kimyası değişmişse fiziği de değişmiştir. Dolayısıyla A seçeneğimiz doğru olacak. Diğerlerine de bakalım. Zamanla batık anforaların üzerinde oluşan çatlak ve kırıklar anfranın kimyasal değişme uygulanını gösterir. Hayır arkadaşlar çatlak ve kırık nedir? Bir fiziksel değişimdir. Dolayısıyla yanlış. C'ye bakalım. Batmadan önce gemide meydana gelen yangın amfuraların sadece dış görünüşünde değişiklik meydana getirmiştir. Hayır arkadaşlar zaten yangın yanma olayı nedir? Kimyasal değişimdir. Yani sadece dış görünüşünde yani sadece fiziksel bir değişim yok burada. Aynı zamanda bir kimyasal değişim var. D'ye bakalım. Batık amforaların üzerinde biriken katı atıklar yani plastik, metal ve benzeri amforaların sadece kimyasal yapısını değiştirmiştir. Bunun başında da söyledik. Kimyasal değişimler, yapılar, yapısındaki değişimler her zaman fiziğini de değiştirir. Dolayısıyla bu da yanlış. Sadece kimyasal değişim demiş bana. Yani Dolayısıyla cevabım ne olacak? A olacak. Evet geldik 9. sorumuza. E, tepkimelerle alakalı bir soru arkadaşlar. 4. üniteyle ilgili madde ve endüstri ünitemiz. Bakalım hidroklorik asit yani HCl çözeltisine çinko metali parçaları eklenerek aşağıdaki kimyasal tepkime deneyi yapılıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar neydi asitler bazı metallerle tepkimeye girerek neyi oluşturuyordu? Hava oluşturuyor yani pardon gaz oluşturuyordu e, ve tuz da oluşabiliyordu. Bakalım birinci durumda diyor. HCL çözeltisi, erlenme yer, çinko parçalıkları ve balonun toplam kütleri hassas teraziyle ölçülüyormuş. Ve bakın 200 gram çıkıyormuş arkadaşlar. Üçünü de koymuşum üzerine. Ve ne çıkmış? 200 gram. Yani balonun ağırlığı, erlenme yer ve HCL'nin ağırlığı ve çinkonun ağırlığı toplam 200 gram çıkmış. İkinci durumda çinko parçaları HCL çözeltisi içerisine atılır atılmaz balon erlenme ağzına takılıyor ve ardından kabın biraz ısındığını ısındığı, gaz çıkışı olduğu, balonun şiştiği ve kabın dibinde beyaz çökelti oluşmaya başladığı gözlemleniyor. Bakın bu oluşan çökelti nedir zaten? Tuzdur. Üçüncü durumda gaz çıkışı bittikten sonra, bu bildiğimiz tuz değil tabii ki, nacele değil, bu ürünlere göre yani tepkime giren ürünlere göre oluşan tuzlar da birbirinden farklıdır. Üçüncü durumda gaz çıkışı bittikten sonra balonun ağzı bağlanarak kaptan alınıyor ve geriye kalan kabın kütlesi ölçülüyor. Bakalım arkadaşlar ne oluyormuş? Ee, balon kaptan alınıyormuş değil mi? Geriye kalan kabın kütlesi ölçülüyormuş. Tamam. Buna göre diyor hangisi doğrudur? Tepkime sonucunda çinko atomları yok olmuştur. Hayır arkadaşlar bakın tepkimeye giren maddeler ürünlerde de mutlaka meydana gelir. Hiçbir şekilde kaybolmaz. Bu korunumla alakalı bir durumdur. Balonun şişmesine neden olan gazın kütlesi 20 gramdır. Şimdi arkadaşlar, bakalım. ilk başta 200 gramdı. İşte hidroklorik asit, çinko ve balonun kütlesi 200 gramdı. Sonra arkadaşlar, balon ve gaz çıkışı olmuş, değil mi? Ve 180 gram kalmış. Aslında siz burada hemen atlıyorsunuz. Aa 200 gram da işte 180 gram kalmış. İşte dolayısıyla gazın kütlesi 20 diyemem. Burada arkadaşlar gaz artı balonun kütlesi var bakın. Yani sadece gaz'a ben 20 gram diyemem. Çünkü ilk başta balon işte hidroklorik asit ve çinkonun ağırlığı neydi? 200'dü. Yani burada balonun ağırlığı 2 gram, 3 gram, 1 gram artık neyse 4 gram da olabilir arkadaşlar. Yani dolayısıyla ben burada sadece gazın kütlesine 20 gram ne yapamam diyemem. Burada gaz artı balon bakın 20 gram olur. Dolayısıyla gazın ağırlığı mesela balonun ağırlığı 2 veya 3 gramsa işte 17 gram, 18 gram diyebiliriz. Dolayısıyla bu hatalı. C'ye bakalım. Tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi 200 gramdan azdır. Aynen arkadaşlar, tepkimeye giren madde ne? Hidroklorik asit ve çinkodur. Ve 200 gramdan azdır. Çünkü burada balonun ağırlığı da söz konusu bakın. Yani burada tepkimeye giren maddeler mesela atıyorum 180 gram, 190 gram işte neyse olması gerekirken balonun kütlesi 2-3 gram olabilir. Dolayısıyla 200 gramdan nedir? Azdır tepkimeye giren maddenin kütlesi. kütlesi. Tepkimede balonun şişmesine neden olan yeni atomlar oluşmuştur. Hayır arkadaşlar yeni atom nedir? Oluşmaz. Tepkimeye giren atomlar neyse ürünlerde yani çıkan atomlar çeşitleri de o şekildedir. Korunum demiştik. Dolayısıyla ne olacak? C seçeneğim doğru olacak. Evet 10. ve son sorumuzdayız arkadaşlar. Burada da asit ve bazlarla alakalı bir sorumuz var. Bir laborant üzerinde yazan pH değerlerine göre şişeleri rafa dizecektir. Son kalan iki şişenin üzerine etiket olmadığını fark eden laborant yerleştirmeye devam edebilmek için bazı işlemler yapacaktır. Kalan şişeleri doğru bölmeleri yerleştirmek için laborantın yapacağı en uygun işlem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar <laughs> bakın K, pH 1, 2, 3, işte 4 diye gidecek değil mi? Yani bunun pH'i ne olacak? 4 olacak. 5, 6, 7, 8. Neyse 12 ve ne olacak bunun pH'i? 13 olacak. Şimdi bakalım A şıkkına. Şişenin içindeki maddenin tadına bakmalı. Tadı ekşi olanı K bölmesine, acı olanı L bölmesine koymalı. Hayır arkadaşlar bakın. Hiçbir kimyasal maddenin tadına bakılarak asit mi baz mı diye ayırt edilemez arkadaşlar. Bu bir e, laboratuvar. Bir laboratuvarın güvenlik kuralları örneğidir. B'ye bakalım. Bu maddelerin elektriği iletip iletmediğine bakmalı. İleteni L bölmesine, iletmeyeni K bölmesine koymalıdır. Bunu da yapamayız arkadaşlar. C'ye bakalım. Şişenin içindeki maddeleri eline dökmeli. Hayır asla e, cildimizle, ağzımızla hiçbir yerle temas etmemeli bu maddeler arkadaşlar. Ele kayganlık hissi veren L'ye diğerini K'ya koymalı değil. Şimdi bakın burada şu ifade doğru. Burada demiyor ki işte bazıları ile kayganlık hissi vermez, asitler işte tatları ekşidir demiyor. Bakın bunun tadına bakılmamalı diyor. İşte bu maddeler ele dökülmemeli diyor arkadaşlar. <laughs> Dolayısıyla burada e, eline dökmeli dediği için bunu doğru kabul edemeyiz. D'ye bakalım. Turnusol kağıdı kullanmalı. Mavi turnusolu kırmızı çevireni K bölmesine. Kırmızı turnusolu maviye çevireni L bölmesine koymalı. Aynen arkadaşlar. Bakın. Mavi turnusolu kırmızıya çevirdiyse K bölmesine koyması lazım. Bakın burası K. Diğeri de L zaten. E, L de baz olması gerekiyor. Yani cevabımız ne olacak? D olacak. Arkadaşlar, bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, e, dikkatli bir şekilde çalışmayı unutmayalım. Hoşçakalın arkadaşlar.